Sakarya'nın Hendek ilçesinde iddiaya göre Güldübü mahallesinde Metin Suyar isimli vatandaşın sahip olduğu 1950 metrekare tapulu arazisinin bir kısmı mahalleye giriş yolu yapılmak suretiyle Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından asfaltlanarak trafiğe açıldı. Mahallenin eski giriş yolunun kapatılarak yeni yolun arsasından geçtiğini aktaran Suyar ise yetkililerden cevap alamayınca önce mahallenin eski yolunu kepçe yardımıyla açtırdı. Daha sonrasında da asfalt yolu kazdırarak trafiğe kapattı. Burada 1950 metrekare arsamız vardı. Bu arsamızı yaklaşık 10 sene jandarma bizi oyaladı. Bizi hep kanun var, adalet var dedik. Hep bekledik, sabrettik. Sonra 2004-2005'lerde de buradan şose yapıldı. Şoseyi rahmetli babama kaldıralım dedim. Hala oğlum kanun var, o da beni oyaladı. Sonra geldik buraya, karayolları asfalt dökmüş. Bu köy muhtarı, Güldübü köyü muhtarı etkisiyle büyük ihtimal o arsa bizim demiş galiba karayollarına. Karayolları da benim arsamı ikiye bölmüş buradan. Üçe bölmüş. Ben şimdi avukatımla görüştüm. Avukatım orayı kapatalım dedi. Karayolları kamulaştırma kararı aldı. 15 yıldır bizi oyalıyor. Ha kamulaştırdık, ha kamulaştıracağız. Sonra dediler yarısını kamulaştıracağız. Biz dedi ki benim diğer yarısı ne olacak benim arazinin? Dedim lütfen kamulaştırırsın, hepsini kamulaştırın. Böyle bekliyor diyor bizi karayolları. Birinci bölge İstanbul. Bunun için Ankara'ya gittik. Ankara bizi dedi seninle bizim işimiz yok. İstanbul'da senin işin. İstanbul'da o karayolları şefinin adını da verebilirim. Adını söylemiyorum şimdi. Yani o ben dedi buraya adam göndereceğim. Keşif yaptıracağım. Ona göre sizinle diyaloğa geçeceğim dedi. Hala geçecek. 3 yıldır onu bekliyorum. Ben Güldübü yolunu kapatacağım. Güldübü yolu hemen direğin arkasında. Yeri var onun. Onların yolu oradan. Asfaltı belli. Yani ben arsamı kapatacağım. Güldübü köyünün yolu burası abi. Asfalt belli. Buraya çalılar. Şimdi bunu temizleyeceğiz. Bu yolu açıvereceğim ben. Açıvereceğim. Buraya dolgu yapacağım. Artık karayolları kendi planını yapsın. Ben yerime sahibim. Ben 20-25 yıldır mağdurum. Çok mağdurum. Bir fiil benim arazim işgal altında. Artık ben devlet büyüklerimden, Sayın Cumhurbaşkanıma da sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, benim mağduriyetimi giderin. Benim arazim talan olmuş. Ben burada köy evleri kuracağım. 8-10 tane köy evi kuracağım. İki katlı küçük köy evleri kuracağım. Allah ömrüm nasip ederse. Belki çocuklarımın birisi oturur, belki ben de otururum. Güllübü köyü muhtarı olarak ben daha önce devir almış olduğum zamanları karayolları bu yolları açtı. O yolları bu yolda devam ediyor. Normalde bu mahkemeye verildi halde bu adam hala benimsemeye çalışıyor. Ben burada bina yapacağım, onu yapacağım, bunu yapacağım. Bizi zor durumda bırakıyor. Ve beni de tehdit etti geçen sefer. Ben onunla zaten bundan saatten sonra mahtap da olmuyorum. Kendi başında burada bir şeyler yapıyor. Başka yapacak bir şeyim yok.